Herkese merhaba, hoş geldiniz. Siz bu videoyu muhtemelen benim kitaplık turu videomdan sonra izleyeceksiniz. Çünkü sonrasında yayınlamayı düşünüyorum. Şimdi kitaplık turu çekmeden önce bazı değişiklikler yapacağım. Burada benim okumayı beklenen kitaplarım var. Yani henüz okumadığım kitaplar için bir raf ayırmıştım. O yüzden karışık yayın evlerine göre. Burada Yapı Kredi yayınlarım var. Hem dünya klasiklerinden hem Türk edebiyatından. Burada ise Hasan Ali Yücel İş Bankası yayınlarının Hasan Ali Yücel klasikleri serisi var. Burada da yine İş Bankası yayınlarının Modern Klasikler ve Can Yayınları bölümü. Ben şimdi bu Hasan Ali Yücel klasiklerini şuraya çıkarmak istiyorum. Biraz daha göze hitap etsin. Çok seviyorum çünkü böyle tek sırada aynı tarz kitapların görünmesini. Sonrasında yine İş Bankası Modern Klasikler ve Can Yayınları da buraya getirmek istiyorum. Böyle bir yer değişikliği yapacağız. Üst rafta bir değişiklik olmayacak. Burada tarih kitapları ve bilim kurgu, distopya tarzı kitaplarım var. Siz şu anda yarısını görebiliyorsunuz. Bir de en altta göremediğiniz bir rafım var. Orada da daha çok mesleki, böyle pedagojik formasyonla ilgili kitaplar, ebeveyn çocuk kitapları var. İşte benim eski böyle çocukluktan kalan kitaplarım var. O kısmına dokunmayacağım. Şimdilik şu rafı bir boşaltalım. Okunmayı bekleyen kitaplarımı. Onun yerine Hasan Ali Yücel'i getirelim buradan. Thank you.
çabuk bitti. Şimdi yerleştirdim. Böyle daha güzel oldu bence. Burada Hasan Ali Yücel klasikleri böyle tam göze hitap ediyor. Burada tam göz seviyesinde. Yapı Kredi yayınlarını değiştirmedim. Öyle kalsın, şu anda bir sıkıntı yok bence burada. Şunu belki şöyle sol tarafa alabilirim daha. Göz estetiği açısından. Burada yine dediğim gibi modern klasikler ve can yayınları var. Renkli kapaklar ve beyaz kapaklar karışık. Keşke hepsi bembeyaz olsaydı ama işte yapacak bir şey yok. Burada en altta da okunmayı bekleyen kitaplarım var. Burada da okunmayı bekleyen kitaplarım var. Bunları henüz okumadığım için sadece göstereceğim, bir yorum yapamayacağım. Çıtır çıtır felsefe, iyi ve kötü. Bunu çocuk kitaplarına biraz başlamak için almıştım. Çok hoş, çocuğunuz için alabileceğiniz bir kitap bence. İnsan Olmanın Psikolojisi, Abraham Maslow. Alexander Dumas'dan Üç Silahşörler. Bunu da çocuklar için versiyonunu almıştım. Çocuğum için. Orhan Kural'dan Göçmen Kuşun Kanadında. İlber Ortaylı Bir Ömür Nasıl Yaşanır isimli kitabı. Bunu da sanırım Temmuz listeme ekleyeceğim. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Bunu da yakın zamanda okumak istiyorum. Yevgeni Zamyatin Biz isimli distopyası. Bunu da çok fazla distopya okuduğum bir dönemde almıştım ama artık distopya biraz distopya sınırımı aşmıştım. O yüzden erteliyorum sürekli. James Joyce'dan Ulysses. Bu kitabı ne zaman okuyacağım acaba? Yani kütüphanemde tabii ki mutlaka bulunması gerektiğini bildiğim için almak istedim ama şu an hazır değilim. Serhat Çelikel Karlar Altında Körler Ülkesi. Bu hediyeydi. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Marco Paşa yazıları ve ötekiler, Canım Ali'ye Ruhum Filiz eserleri okunmayı bekliyor. Moskova'da Yanlış Anlama isimli bir eser. Filibeli Ahmet İlmi'den Amak Hayal. Bunu da çok okumak istiyorum ama bir türlü sıra gelmedi. Sait Faik Abasıyanık'tan Mahalle Kahvesi. Bunu kitap yurdu puanlarımla almıştım. Zweig'den Yakıcı Sır okunmayı bekliyor. Jack London'ın Vahşetin Çağrısı. Bunu Selin'le beraber okumak için almıştım. O okudu ve çok beğendi sanırım. Ben de bir an önce okuyacağım. Coetzee'den Utanç. Bunu Beyni Geliştiren Romanlar isimli videomda paylaşmıştım. Ben de o yüzden eklemiştim kitaplığıma. Albert Camus'dan iki tane eser var yine. Veba ve Sisyphos Söyleni Albert Camus'dan. Bunlar da böyle arka arkaya okursanız daha iyi olur felsefesini anlamak için demişlerdi. Thomas Mann'ın Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Bu da Orhan Pamuk'un Cevdet Bey ve Oğulları isimli kitabına çok çok benzediği için almıştım ama henüz okunmayı bekliyor. Mattia Enhardt'dan Savaşları, Kralları ve Filleri Anlat Onlara. Aslında bunu Temmuz ayına ekleyebilirim. Çok merak ettiğim bir kitap böyle. Bu son zamanlarda çok gözüme çarpıyor. Sartre'ın Bulantı isimli eseri. Bunu okumuş muydum, okumaya çalışmış mıydım? Öyle bir şeydi ama tekrar okumak istiyorum. Balzac'tan Goruyor Baba. İletişim yayınlarına geçtik. Dino Buzatti'den Tatar Çölü. Wilhelm Schmidt'ten Aşk Neden Bu Kadar Zordur ve Yine de Nasıl Mümkün Olur? Nabokov'dan Sebastian Knight'ın Gerçek Yaşamı. Proust'un Paltusu. Bunu da yine kitap yurdu puanlarımla almıştım. Tanrı ile Sohbet, Alışılmadık Bir Diyalog. Bu da bir seri halinde. Arkadaşım Sena çok önermişti. Ben de birkaç kere böyle kütüphanede, kitap evinde pardon, denk gelmişti. Dedim artık almalıyım. Tolstoy İtiraflarım. Sel Yayıncılık'tan iki tane eserim var burada. Birisi Gazap Üzümleri John Steinbeck'ten. Diğeri ise Toni Morrison'un En Mavi Gözü. Bunu Kitap Ağacı Klasikler Kulübü'yle okuyacağız yakın zamanda. Bunu da Sevilen isimli eserini çok severek okumuştum. Ödüllü bir eser biliyorsunuz. Sonrasında En Mavi Gözü almak istedim. Yazarı daha iyi tanıyabilmek için. Emrah Serbest'ten Erken Kaybedenler. Murat Hamlungan Çador. Muazzez İlmiyeçi, Kur'an, İncil ve Tevrat'ın Sümer'deki kökeni. Bunu Azra Cohen'in Gör Beni isimli kitabından sonra almaya karar verdim.
Mine de çok önermişti, o yüzden sepetime eklemiştim. İskender Pala'nın Ot isimli eseri bir Yunus'un romanı. Emine Özdemir'den eleştirel okuma. Bu edebiyatta hani bir dönüm noktası yaşadığımı söylemiştim. Orada hani daha verimli okuma, daha derin okuma yapmak için böyle bir kitaba ihtiyacım vardı. Arada açıp okuyorum. Henüz bitirdiğimi söyleyemem. Bunlar da Sinek 8 Yayın Evi'nden aldığım kitaplar. İname'in Doğuma Hazırlık Rehberi. Bunu gördüğünüz gibi biraz okudum ama bana çok hitap etmeyen, böyle çok fazla marjinal doğum hikayeleri içeriyordu. O yüzden bunu erteledim. Hem de doğum öncesi biraz fazla geldi bu gerçeklik bana. Bir diğeri de Okulsuz Büyümek. Bunu çok merak ediyorum. Hani çocukların artık günümüzde bu eğitim sistemi nereye gidiyor? Hani ne kadar doğru eğitiliyorlar okulda bilmiyoruz. Hani evde de kendimiz nasıl eğitebiliriz? Okulsuz büyümek nasıl olur? Bunu da gerçekten çok merak ediyorum. Sıra dışı bir ebeveynlik macerasıymış. Okuduğum zaman yorumu paylaşırım. Düzenleme videom bu şekildeydi. Umarım severek izlemişsinizdir. Eğer kitaplık turumu izlemediyseniz de kitaplık turu videosuna sizi davet ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.